Merhabalar, Sadık Mazanoğlu ben. Bir haftayı bitirdik, tekrar karşınızdayız. Yine hareketli gelişmelerin olduğu, ekonomi piyasalarının çok fazla haber akışına duyarlı olduğu bir haftaydı. Ama Borsa İstanbul tarafına baktığınızda son derece düşük işlem hacmiyle geçilen günleri gördük. Bu ortamda geçen haftadan bu yana çok büyük bir değişiklik var mı derseniz, aslında genel anlamda bir değişiklik yaşanmadığını söyleyebiliriz. Endeks 4900'ün üzerinde ama 5000'i geçemiyor. Son derece düşük işlem hacmi var. Aslında ilk çeyreği geride bıraktık, 2023'ün ilk çeyreğini. Çok da olumlu değildi. Hep daha önce söylüyorduk. Dünya bir yana, Türkiye bir yana yorumunu yapıyorduk. 2022 yılında dünyadan pozitif ayrışan Borsa İstanbul 2023 yılının ilk çeyreğinde dünyadan negatif ayrıştı. İlk çeyrekte yaklaşık %11, %12 gerilerken Borsa İstanbul, Amerikan piyasaları işte S&P %7, Nasdaq'da %17 civarında primle kapattı. Avrupa piyasaları yine primle kapattı. Haftanın son gününde bakıyorum, Borsa İstanbul Bist 100 endeksinde 39 milyar TL işlem hacmi. İşte 2022'de günlük 150 milyar TL hacimlerin olduğu bir dönemden 39 milyar TL'lik hacimlere kadar düştük. Yani düşüşlerde hacmin az olması olumlu ama yükselişlerde de hacmin düşük olması bu yükselişleri çok cansız yapıyor. İşte bu hafta içinde endeks 5000 seviyelerini zorladı, 5000'in üzerine doğru atmaya çalıştı ama oralarda kalıcı olamadı. Biraz daha hacimli, güçlü alımların gelmesi lazım yukarıya hareket için. Tabii belirsizlikler var, borsayı etkileyen olumsuzluklar var. Nedir bunlar? Hani bakacak olursak şöyle, yabancı yatırımcı son dönemde piyasadan çıkmaya devam ediyor. Geçen hafta Merkez Bankası rakamlarıyla yabancı yatırımcının borsadan 61 milyon dolarlık çıkışı söz konusu olmuş. Toplam yılbaşından bu yana bakarsanız da 921 milyon doları bulmuş. Neredeyse 1 milyar dolara yaklaşan yatırımcının borsadan çıktığını görüyoruz. %28'lere indi yabancı payı. Ne zaman yabancı gelir? İşte o zaman hacimler artar, yukarıya seyir o dönemde başlayabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında kur korumalı mevduatta faizin üst sınırının kaldırılmış olması kur korumalı mevduata ciddi bir yatırımcıyı yöneltmiş durumda. Orada 24-25'lere ulaşan kur korumalı mevduatta faizler var. Tabii kur korumalı mevduata gitmesinin nedeni yatırımcıların hem faizin tepe noktasının bırakılması hem de önümüzdeki dönemde dolardaki artış beklentisi. Dolar almak yerine aynı zamanda kur korumalı mevduata geçerek dolarda olası hızlı artışlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların bu tarafa yöneldiğini görüyoruz. Bunun yanında banka mevduatlarında %30'un üzerinde işte 33-34'lere kadar ulaşan mevduatları piyasada duyuyoruz, görüyoruz. Bu gelişmeler borsadan bir miktar çıkışa neden oluyor. Şimdi kur korumalı mevduat dedi. Kur korumalı mevduatta artış bu hafta 28 milyar lira oldu. Geçen hafta 33 milyarlık bir artış olmuştu. Toplam 1.7 trilyon liraya ulaştı kur korumalı mevduatın tutarı. Şimdi kur korumalı mevduat TL bir ürün, 1.7 trilyon lira ama dolar bazlı bir ürün olduğu için onun dolar karşılığına da bakmak lazım. 88 milyar dolara ulaştı kur korumalı mevduatın büyüklüğü. Toplam mevduat içinde banka mevduatlarının aşağı yukarı 10 trilyon lira olduğunu düşünürseniz 1.7 trilyon lirasının da kur korumalı mevduat olduğunu düşünürseniz yani toplam mevduatın içinde %16, %17'lik seviye kur korumalı mevduat olmuş. Hem önümüzdeki dönem için kur korumalı mevduat nasıl bitirilecek bununla ilgili sıkıntıları beraberinde getiriyor. Hem de bunun bankalar üzerindeki riskleri devam etmiş oluyor şu haliyle. Bir de son dönemde halka arzların etkisiyle işte halka arz yöntemi de değişti. Belli rakamın üzerindeki halka arzlar borsada satış yöntemiyle olacak. Belli rakamın altındaki halka arzlar. Belli rakamın üzerinde olursa talep toplama yöntemi olacak ama eşit dağılım olacak. Dolayısıyla eşit dağılım olduğu için de herkese çok az sayıda hisse senedi geliyor halka arzlardan. Bu nedenle de yatırımcılar farklı kişilere hesap açmak durumunda kalıyorlar. Eşine, dostuna, annesine, babasına herkes hesap açıyor. Bu şekilde hesap açıldığında da yatırımcı sayısı çok fazlalaştı. Evet 4 milyonun üzerinde 4 milyon 300 binlere ulaştı yatırımcı sayısı. Ama portföylere baktığımızda yaklaşık %51'inin 10 bin liranın altında olduğunu görüyoruz portföylerin. Yatırımcı sayısı artıyor ama düşük portföyler olduğu için bu da borsada işlem hacmini artıran ya da borsayı yukarı götüren bir etken olmuyor. Az önce de söyledik ya yani mevduatlarda hızlı yükseliş vardı. Ortalama mevduat %28'i geçti. 1-3 ay arası mevduat yani 90 güne kadar olan mevduat ortalaması %28.10. Dediğim gibi burada 33-34'lere kadar ulaşan 35'lere ulaşan mevduatları duyuyoruz. Bu ortamda da borsanın yukarıya gitmesi zorlanıyor. Hep şunu söylüyorum, bu hafta içinde hep bunu söyledim televizyon yayınlarında da 4700 aşağıda 5000'de yukarıda bizim destek ve direnç seviyelerimiz oldu. 5000 seviyesi kırılmadan, hacimli ve güçlü şekilde kırılmadan ve orada birkaç gün kapanış yapmadan kısa vadeli pozisyon almak çok doğru olmayacaktır. Ama orta ve uzun vadeli pozisyon taşıyacaksanız eğer bu seviyelerinde cazip olduğunu söylemek lazım. seçim sonrası farklı senaryoları konuşuyor olabilir. Seçim sonrası ekonomik sistemde, işte ekonomik aktivitede farklılıklar olabilir. Faiz ve döviz tarafında farklılıklar olabilir. Bunları da önümüzdeki dönemde yine hep değerlendiriyor olacağız ama borsanın buralarda ucuz olduğunu, işte kur gitse, faizler yükselse borsa düşer mi? Evet, yani borsa bunlardan etkilenecektir ama zaten ucuz olan hisselerin çok da fazla düşmemesi beklenir. O nedenle buralardan orta uzun vadeli pozisyon almakta bir sakınca ben görmüyorum. Bu hafta içinde yabancıların oldukça fazla raporu geldi. Kısaca onlardan bahsedelim isterseniz. HSBC'nin bir döviz tahmini vardı. Türkiye'ye ilişkin yayımladığı raporunda 2023 yılı sonu için dolar Türk lirası beklentisini 24 liraya yükseltti. Yanılmıyorsam bu daha önce 21 liraydı. 24 liraya yükselttiler. Burada seçimlerin kimin tarafından kazanıldığından bağımsız olarak dövizde güçlü bir düzeltme yaşanacağını tahmin ediyorlar. Tabii bunun için az önce saymış olduğumuz sebepleri aslında yine raporlarında çıkarmışlar. Negatif reel faiz, yüksek cari açık, düzenli sermaye akışının eksikliği, düşük döviz rezervi Merkez Bankası'nın 50 liralaşma stratejisi adı altında çeşitli makro ihtiyadi tedbirlerin bunda etkili olacağını söylüyorlar. Raporda birinci çeyrekte yaklaşık 35 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığı nedeniyle ödemeler dengesindeki görünümün iyileşmemesi, Merkez Bankası'nın rezervlerinin az önce de söylediğim gibi swap hariç net rezervler şu anda eksi 43 milyar dolar seviyesinde. Kur korumalı mevduata ilgi artıyor, mali denge üzerindeki riskler artıyor. Bunlar önümüzdeki dönemde kurun yükselmesi için sebepler diye sayılmış HSBC'nin raporunda. Ondan önce de Morgan Stanley'nin bir seçim sonrası senaryoları gelmişti. Onun da kısaca bir yorumlamak gerekirse aslında Türkiye'de seçimin iktisadi sonuçlarına ilişkin bu raporda dövizde bir sert yükseliş onlar da bekliyorlar. Seçimin sonucu ne olursa olsun seçim sonrası ilk aşamada döviz kurunda yükselişi olabileceğini söylüyorlar. Farklı senaryolar uygulamışlar. Cumhur İttifakı kazanırsa mevcut politikaların devam ettirileceği ve politika faizinin düşük tutulacağı görüşünde Morgan Stanley. Seçim sonrasında döviz ve kredi akışlarına ilişkin sıkı düzenlemelerin getirilebileceğini düşünüyor. Rusya ve Körfez ülkelerinden gelecek koşullu döviz akışlarının ilk aşamada dövizdeki yükselişi sınırlandırabileceğini söylüyorlar ama bunun çok uzun süreli olamayacağını, bu Rusya ve Körfez ülkelerinden gelen döviz akışına rağmen 2023'ün 4. çeyreğinde dövizde sert bir düzeltme yaşanabileceğini söylüyorlar. Ve bunda da politika faizinde kısmi bir geri dönüşü tetikleyebilir diyorlar. Bunun olması durumunda enflasyonda yukarı yönlü bir kayma ve 2024 yılında da olası bir resesyon beklenebilir şeklinde bir rapor yazmışlar. İkinci senaryoya geçersek orada da Millet İttifakı kazanırsa ne olur şeklinde bir yorum yapmışlar. Burada da tam bir makro istikrar programının ortaya konmasını ve kredibilite oluşturmak için de ilk aşamada politika faizinin %30-35 bandına çekilmesini bekliyorlar. Yani şu anda %8,5 görünen politika faizinde 30-35'lere doğru bir yükseliş bekliyorlar. Bunun yanında kur korumalı mevduatın işte sonlandırılması, Merkez Bankası'nın negatif net rezerv pozisyonu ile ilgili temel döviz baskıları ve bunların enflasyon üzerindeki potansiyel etkileri nedeniyle politika faizinin yıl sonuna kadar %40-45 bandına yükseltilebileceğini düşünüyorlar. Bu ikinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda 2024'ten itibaren güçlü bir dezenflasyon, yani fiyatların geriye gelmesi, enflasyonun düşmesi ve 3 çeyreklik bir durgunun ardından da 2024'ün ikinci yarısından itibaren daha hızlı bir toparlama süreci yaşanacağını söylüyorlar. Geçen hafta da Bank of America'nın bir raporu vardı. Orada da aşağı yukarı 3 aşağı 5 yukarı buna yakındı. Bu raporda da işte seçimi kimin kazandığı fark etmeksizin Türk lirasında %15 ile 25 arasında bir değer kaybı beklediklerini ifade etmişlerdi. Politika faizine ilişkin tahminlerinde de Bank of America önce %30'lara, yıl sonuna doğru da %45-50'lere doğru yükseltilebileceğini söylemişti. Tabii bu genel olarak yabancı raporlar bu hafta geldiği için bunları özellikle belirttim. Çünkü yabancı raporlar yatırımcılarına sunulan raporlar oldukları için yabancının da pozisyon alması bu gelişmelere göre oluyor aslında. Onu bilmek lazım. Yabancı ne zaman gelir sorusunun cevabı aslında bu raporlarda gizli. Şimdi genel olarak bakıldığında seçim sonrası politika faizinde bir yükseliş, kurlarda bir yükseliş beklentisi hakim. Ama kur ve faizlerde yükseliş borsayı çok olumsuz etkiler mi? Ben fiyatların çok makul yerde olması dolayısıyla borsayı çok geri çekecek gelişmeler olmadığı düşüncesindeyim. Zaten 2022 yılının başında da işte 2021'in sonunda da dolar 8 liradan 18 liraya gitti ama borsada 3000'lerden işte 5000 seviyelerine doğru gitti o dönemde. Kurun yükseldiği dönemde. Tamam kur belki 2022'nin sonlarına doğru yatay seyretmişti ama sonuçta 8 liradan 18 liralara yükselen bir dolar Türk lirası kurundan bahsediyoruz. Dolayısıyla çok ciddi bir gevşeme ben bu anlamda beklemiyorum. Hafta boyunca bir diğer gündem konusu ise altın fiyatlarıydı. Ons altın Ağustos 2020'de bu Covid döneminde işte 2075 dolar seviyelerini görmüştü ons altın. Bu 2075'lere doğru bir hareketini biz bu ay içinde, son hafta içinde tekrar gördük. 2000 dolar seviyesini geçti. Haftayı 2007 dolar seviyelerinden kapattı. Şimdi değerli metal için hedef fiyat beklentileri yine kurumların raporları var. Bank of America ons altın için 2391 doların önemli bir direnç olduğunu söylemiş. 2543'e kadar da yükselebilir demiş. Ama benim düşüncem kısa vade için daha önce görmüş olduğu bu 2075 seviyesi önemli bir direnç noktası. 1950-1960 seviyelerin altına gelmediğini görüyoruz düşüşlerde, geri çekilmelerde, o seviyelerde tutunuyor. Ben bu 2070-75 seviyesine doğru önümüzdeki dönemde hareket olabileceğini düşünüyorum. Burada şuna da dikkat etmek lazım. Yani kıymetli madenlere bakarken sadece altını değerlendirmemek lazım. Gümüş, bakır gibi ürünlere de bakmak lazım. Altın-gümüş oranı 81 seviyesindeki zirvelerden düşüşün ardından yeniden buralarda toparlanıyor. İşte 80'in altına gelir gibi oldu ama 82 kritik direnç üzerinde tutunuyor. Altın lehine bir fiyatlama var şu anda. Altın, gümüş veya altın, bakır gibi oranların altın lehine fiyatlandığı zamanlarda ekonomilerin yavaşlama eğiliminde olduğu ve buna paralel olarak da resesyon ihtimalinin ve deflasyonist baskının ön plana çıktığı fiyatlamalar olur genellikle. Dolayısıyla buradaki bu altın gümüş oranı, altın bakır oranına bakmak lazım. Yani eğer bu altın değeri yükseliyorsa burada önümüzdeki dönem için bir resesyon fiyatlaması yapılıyor yorumları da çıkabilir. Bunu da takip edebilirsiniz önümüzdeki dönem altın ve diğer emtialardaki pozisyonlarınızı oluştururken. Bu hafta için önemli gelişmelerinden bir tanesi de petroldeki sert hareketti. Brent petrol 85 dolarlara kadar yükseldi. İşte 70 dolarları görmüştü. 85'e hızlı bir hareket gördük. Bu petrol yükselişinden olumsuz etkilenebilecek ülkeler hangileri olur derseniz burada gelişmiş ülkeler tarafında daha çok Hindistan, Japonya, Güney Kore gibi ülkeleri sayabiliriz. Gelişmekte olan ülkelerde de Arjantin, Türkiye, Güney Afrika, Pakistan ve Sri Lanka gibi ülkeler bundan olumsuz etkilenebilir gelişmekte olan ülkeler içinde. Peki bu petrolün yükselişinden Avrupa nasıl etkilenir? Avrupa çok fazla etkilenmez gibi görünüyor ya da minimum seviyede etkilenir diğer ülkelere göre. Çünkü Avrupa'nın enerji üretiminde petrolden ziyade daha çok nükleer enerji, kömür ve doğalgaz kullanılıyor. Çin etkilenir mi bundan? Hızlı bir açılma olmuştu Çin'de çünkü pandemi sonrası ve güçlü de bir talep var. Burada Çin de çok fazla etkilenmeyecek gibi. Evet, yani Çin'de talep yüksek ama güçlü yerli petrol üretimi de var. Yurt dışından her ne kadar alsa bile Çin petrol talebi olsa ve bunu karşılasa da genellikle ülke içindeki petrol üretiminden de karşılıyor. Dolayısıyla Çin ve Avrupa bundan çok fazla etkilenmeyecek gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde bu petroldeki gelişmelere de bakmak lazım. Petrol çünkü ülkelerin enflasyon oranlarını artıran, işte enerji ciddi bir maliyet çünkü. Enflasyon oranını artıran, enflasyon artarsa işte politika faizlerini şekillendiren, politika faizleri de oradaki ekonomi politikasını şekillendiren bir unsur olacak. İşte sıkı para politikası devam edecek mi? Faiz artışları devam edecek mi? Bunları da konuşuyor olacağız. Bu hafta genel olarak piyasalarla ilgili anlatacaklarım bunlar. Borsa İstanbul tarafında, hisse tarafında çok fazla konuşulacak bir şey yoktu. Zaten geçen 2 hafta boyunca beğendiğimiz hisseleri, orta ve uzun vadeli portföy oluştururken beğendiğimiz hisseleri sizlere anlatmıştım. Onun için bu genel görüşümüzde piyasada bir değişiklik olmadığı için genel görüşümüzde de bir değişiklik olmadı. Yayının altındaki linke tıklayarak bana ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuzu ve portföyünüzle ilgili eğer bir sorunuz varsa onları bana iletebilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Görüşmek üzere.